Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Sınavı atlattık. Bir seneyi bitirdik bir şekilde. Bundan sonra artık inşallah umduğunuz gibi geçmiştir. Fizik soruları çok zor sorular değildi. Standart kolay sorulardı. Hatta bir nebze bir tık daha bana göre kolay geldi. Sorular hemen geçecek olursak arkadaşlar. Birinci sorumuz neydi? Bir bağıl hareket sorusuydu. İşte bir yüzme havuzu vardı. Yüzme havuzunda yüzen yüzücüler vardı. Levent vardı. 3V hızıyla yüzüyordu. Mert vardı, 2V hızıyla yüzüyordu. İşte kıyıda da Sarp vardı. O da 1V hızıyla antrenörleri bunları takip ediyordu. İşte bunlara göre diyordu şıklarda hangisinin işte bağıl hız için doğru bir ifade verilmiştir diyordu. İşte burada şıklara dikkat ederseniz orada zaten iki tanesinde ne vardı? Hızların büyüklüğü eşittir şeklindeydi. Oradan bu yüklere bakmak daha kolay zaten. Orada yöne hiç girmemize gerek yok. Doğru cevap da neydi? Şuydu. Mert'in Levent'e göre bağıl hızının büyüklüğüyle Mert'in Sarp'a göre bağıl hızının büyüklüğü ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Yani Mert'in Levent'e göre bağıl hızı ne olacak arkadaşlar? Levent'e göre bağıl hızı işte ters yönde 1V olacak ama bize büyüklük sorduğu için 1V kadardır. Mert'in Sarp'a göre hızı ise işte sağa doğru 1V olacak ama bize orada yön değil büyüklük sorduğu için Mert'in Sarp'a göre hız büyüklüğü de ne olacak? 1V olduğu için bunlar birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. Birinci cevabımız bu şekildeydi. İkinci sorumuza geçecek olursak arkadaşlar bir tane eğik atış sorusu şeklindeydi ama bize orada çizgisel momentum soruyordu. Yani yatayla bir alfa açısı yapacak şekilde eğik atılmış olan bir cisim vardı. İşte burada bir K noktası vardı, tepe noktasına yakın bir nokta, bir L noktası vardı, en tepe nokta, bir de M noktası vardı, yere yakın. İşte eğik atılan bir cisim sürtünmesi ortamında bu yolu izliyordu. K, L, M noktalarındayken bu cismin çizgisel momentumun büyüklüğü soruyordu. Şimdi çizgisel momentum kütle ile hızın çarpımı ama bize ne soruyor zaten? Büyüklük soruyordu. Yani orada yöne bakmamıza gerek yok. Kütle zaten değişmediği için hız büyüklüğüne bakacağız. Zaten cisim yukarı doğru çıkarken yavaşlayıp aşağı doğru inerken ne yapacak? Hızlanacak enerji konumundan. Dolayısıyla hızının en küçük olduğu yer en tepe nokta olacak. Dolayısıyla orada çizgisel momentum nedir? En küçüktür. Yere en yakın olduğu M noktasında ise hızı en büyük olacağı için çizgisel hızın büyüklüğü. Orada da çizgisel momentum en büyük olacaktı. K'da da arada bir yerdeydi. Yani cevabımız K, M büyük, K büyük, L şeklinde olacaktı. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Bir kişi vardı. Sağ elinde 1 kilogramlık bir cisim tutuyordu. Sol elinde ise 1 gramlık bir cisim tutuyordu. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda yerden 5 metre yükseklikten ne yapıyordu? Bu cisimleri aynı anda serbest bırakıyordu. Buna göre cisimlerin için hangileri eşit olur demişti. Birinci öncül de diyor ki cisimler etkeden net kuvvet. Cisimler etkeden net kuvvet Mg ağırlıkları. Yerçekimi aynı ama kütleler farklı. Biri 1 kilogram, biri 1 gram. Onun için net kuvvetler aynı değildi. İkinci de bunlar düşerkenki hareket ivmelerini soruyordu. İvmeye baktığımız zaman sonuçta ikisi de yer çekim ivmesiyle hareket ediyor. Aynı ortamda olduğu için yer çekim ivmesi eşit olacağı için bunların ivmeleri birbirine eşitti. Üçüncüsü yere ulaşma sürelerini eşitliyordu. Yere ulaşma süreleri. Hangileri eşittir diye soruyordu. Zaten aynı ivmeyle aynı yükseklikten düştüğü için yani H1 bölü 2 GT kareyi düşünürseniz aynı yükseklikten aynı ivmeyle gittiği için yere ulaşma süreleri de neydi? Birbirine eşitti. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Dördüncü sorumuz bir basit makine sorusuydu. İşte burada ne yapıyordu? Bir tane ustamız 2 metre yüksekliğe bir ağırlığı direkt çıkarmak yerine ne yapıyordu? Eğik düzlem kullanarak çıkarıyordu. İşte eğik düzlem kullanarak bu ağırlığı o yüksekliğe çıkardığına göre diyordu. Buna göre eğik düzlem kullanmakla neler gerçekleştirmiş diyordu. Birincisi diyordu ki yoldan bir kazancı vardır diyordu. Yoldan kazanç. Arkadaşlar burada ne yapıyor? Sonuçta direkt çıkarmak için ağırlığa kadar bir kuvvet uygulaması gerekirken burada sadece ağırlığın sinüs bileşene kadar bir kuvvet uygulayacak. Mg sinüs alfa. Yani eğik düzlem kullanması ne yapacak? Uyguladığı kuvveti azaltacak. Kuvvetten kazanç sağlıyorsa o zaman ne yapacaktır? Yolu uzatacaktır. Yoldan kazanç değil tam tersi kaybımız olacak. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlıştı. İkinci ifade eğik düzlem kullanmakla daha küçük bir kuvvet uygulan diyordu. Evet sonuçta direkt çıkarırken ağırlığı kadar bir kuvvet uygularken şimdi eğik düzlemde ise ağırlığı değil ağırlığın sadece aşağı kaymak isteyen sinüs bileşini kadar bir kuvvet uygulayacaktı. Yani kuvvetten bir kazancımız olacak diyordu. Kuvvet azaltacağız diyordu. Doğru bir ifadeydi. Üçüncü ifadede de işten bir tane daha az bir iş yapmış olur eğik düzlem kullanmakla diyordu. Arkadaşlar basit makinede kuvvetten kazanırken yoldan kaybediyoruz. Yoldan kazanırken kuvvetten kaybediyoruz. Ama iş ve enerjiden bir kazancımız neydi? Yoktu. Yani bu adam eğik düzlem kullanmakla daha az bir iş yapmış olmaz. Sonuçta iş ve enerjiden bir kazanç olmayacağı için cevabımız yalnız 2 olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuz bir manyetik kuvvetle alakalı bir soruydu.
Diyor ki bir manyetik alan var diyor. Sayfa düzlemine dik olacak şekilde diyor. İşte burada fırlattığım K yükü diyor. Şöyle bir yörüngezde diyor. İşte fırlatılan L yükü böyle doğrusal gitti diyor. İşte şuradan fırlattığım M yükü diyor. Şöyle bir yörüngezde diyor. Şuradaki N yükü de şu yöne doğru saptı diyor. Buna göre KLM'nin yük işaretleri hangisi gibi olabilir şeklinde sormuş arkadaşlar bize. Şimdi burada manyetik alan sayfaya dik demiş ama içe veya dışa doğru olduğunu belirtmemiş. Burada işte siz deneyebilirsiniz. Şöyle düşünün. Manyetik alanı biz dışa doğru kabul ettiğimizde işte sağ 4 parmağı manyetik alan baş parmağı kız yönünde tutulduğu için K'ya ne yapıyor? K'ya avuç içi yönünde bir kuvvet etki etmiş oluyor. Dolayısıyla K nasıl bir yükümüz olacak? Pozitif bir yükümüz olacak. L zaten yörüngesi sapmadığına göre buna bir manyetik kuvvet etki etmiyor. Manyetik kuvvet etki etmemesi için de bunun nötr bir cisim olması gerekiyor. M'ye baktığımız zaman manyetik alan dışa doğru olduğu için bu yöne doğru sapması için etkilenen kuvvetin avucun dışı yönünde yani negatif bir yük olması gerekiyor. M'miz negatif. N'de de yine manyetik alan dışa doğru hız bu yöne doğru olduğu için avuç içi yönünde bir kuvvet etki ettiği için bunun yükünde ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor. Ha burada manyetik alanı içe doğru aldığınız zaman da cevabımız işte eksi nötr artı eksi şeklinde oluyor ama şıklarda böyle bir ifade yoktu. Yani burada manyetik alan dışa doğru olduğunu bu gerçekleştirdiği için cevabımız bu şekilde olacaktır. Altıncı sorumuz bir alternatif akım sorusu. Diyor ki işte bir tane direnç, bir tane bobin, bir tane de sığ ağaçtan kurulu bir alternatif akım devresi vermiş ve devre rezonans durumunda olduğunu söylüyor. Yani rezonans durumunda olduğu için arkadaşlar işte bobinin indüktif kapasitansıyla sığ ağacın kapasitif reaktansı birbirine ne diyor? Eşit diyor. Yani devre rezonans durumunda olduğu için zaten arkadaşlar burada devrenin empedansı yani toplam direnci nedir? Minimum durumdadır. Frekansı arttırırsam diyor. Aşağıdakilerden hangisi artar şeklinde soruyordu. Şimdi frekans artsa da azalsa da rezonans durumu bozulacağı için devrenin empedansı ne yapacaktır? Empedans her türlü artacaktır. Zaten birinci öncülde empedanstan bahsediyordu. Empedans ne yapar frekans arttıkça? Empedans artar. Sonuçta frekans arttıkça bobinin indüktif reaktansı artacak. Kondansörün kapasitif reaktansı azalacak. Dolayısıyla empedans artacak. İkinci öncülde devreden geçen etkin akım değeri diyordu. Şimdi arkadaşlar sonuçta üreticinin etkin değeri sabitken devrenin sen empedansını arttırdığın için frekansı arttırmakla devreden geçen etkin akım ne yapacaktır? Azalacaktır. Olmaz. Üçüncü de kondansörün kapasitansı demiş. Kondansörün kapasitansı dediği arkadaşlar sığası oluyor. O zaten ne yapmaz? Frekansa bağlı değil, değişmez. Kapasitif reaktansı deseydi bile kapasitif reaktans da 1 bölü WC yani 1 bölü 2 PFC olacağı için frekansla ters orantılı frekans artsa bile ne olacaktı? Kapasitif reaktans azalacaktı. Bize artanı sorduğu için sadece empedans yani cevabımız yalnızca 1 olacaktır. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Elektriksel potansiyelle alakalı bir soruydu. Şöyle eşit aralıklı noktalar vermişti bize. K, L, M, N ve P noktaları vermişti. K'ya, M'ye pozitif, P ise negatif ve yük büyüklükleri eşit olan yükler yerleştiriyordu. Bize L'deki potansiyelin N'deki potansiyeline oranını soruyordu. Şimdi uzaklıklar eşit olduğu için uzaklık 1, 2, 3 oranında olduğu için ben bunlara artı 6 Q desem, buna artı 6 Q desem, buna da eksi 6 Q. Yüklerini zaten eşit vermişti. 6'yı ben kafadan verdim. Şimdi potansiyel dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Bir yükün potansiyeli skaler büyüklüktü ve K Q bölü D'ydi. O zaman bunun artı 6 Q'nun L'deki potansiyeli artı 6 desem, bunun L'deki potansiyeli 6 bölü 1'den artı 6 desem, bunun L'deki potansiyeli eksi 6 bölü 3'ten eksi 2 dersek L'nin potansiyeli ne çıkacak? Artı 10 çıkacak. N'ye baktığımız zaman arkadaşlar şu artı 6 Q'nun L'deki potansiyeli 6 bölü 3'ten artı 2 desek. Bununki 6 bölü 1'den artı 6 desek. Bununki de eksi 6 bölü 1'den eksi 6 dersek. Skaler topladığımız zaman buranın potansiyeli ne çıkacaktır? Artı 2 çıkacaktır. Dolayısıyla L'nin potansiyeli N'nin potansiyeli oranı ne olacaktı? 5 olacaktı. 8. sorumuz nasıl bir soruydu arkadaşlar? Bu da dairesel hareketle alakalı bir soruydu. Şöyle işte dairesel bir koşu pisti var. Burada parkurlar var. Şurası bizim bitiş noktamızdı. Burada koşucular vardı. İşte K buradan koşmaya başlıyordu. L buradan koşmaya başlıyordu. M buradan koşmaya başlıyordu. Sonuçta aldıkları yollar eşit olması için. Ve ne yapıyordu? Burada bitiş çizgisine ulaşıyorlardı. Ve burada K ve L aynı anda yani bütün yarışçılar aynı anda başladı. K ve L koşuyu aynı anda bitirdi. M ise koşuyu daha geç bitirdiğini soruyordu. Ve bize burada açısal hızları kıyaslamanı soruyordu. Şimdi arkadaşlar açısal hız demek ne demek? Birim zamanda tarada açı miktar demek.
O zaman burada parkurlarda alınan yollar eşit sonuçta, ama taradığı açıya baktığımız zaman ne olacaktır? K'nın taradığı açı en geniş açı olacaktır. Ve bu açıyı K ve L'ye kıyaslarsak aynı sürede gidiyorlar, ama K daha geniş bir açı tararken L daha az bir açı taradığı için K'nın açısal hızı L'ninkinden ne olacak? Büyük olacak. M diğerlerine göre taradığı açı en küçük değerde, sonuçta bunun taradığı açı en az bir değerde olacak. Yani şu kadarlık daha küçük bir açı taramış olacak. Ve daha uzun bir sürede, daha küçük bir açıyı daha uzun sürede taradığı için M'nin açısal hızı da ne olacaktı? En küçük olacaktı. Cevabımız K büyük, L büyük, M şeklinde olacaktır. Dokuzuncu sorumuz işte bir uydu sorusu ile alakalı. İşte dünyamız var. Dünyanın yörüngesinde işte bir tane uydumuz var. Bu uyduya sadece dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvveti etki ediyor. Ve uydu bu kütle çekim kuvvetinin etkisiyle işte dairesel bir yörüngede dönüyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyordu. Birinci de şunu diyordu arkadaşlar. Yer çekim kuvvetinin yaptığı iş sıfır diyordu. Şimdi arkadaşlar dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvveti, yani yer çekim kuvveti dediğimiz buradaki yer çekim kuvveti bizim için ne yapıyor? Bir merkezcil kuvvet görevi görüyor ve bu cismin dönmesini sağlıyor. Ve bu merkezcil kuvvet her zaman hıza dik olduğu için bu hızın büyüklüğü değil, sadece yönünü değiştiriyor. Dolayısıyla burada yapılan iş kuvvet çarpı alınan yol, ama kuvvet doğrultusunda. Buradaki merkezcil kuvvetimiz, yani yer çekim kuvvetimiz her zaman hıza dik olduğu için fiziksel anlamda ne yapmaz? Bir iş yapmaz. Birinci öncül buydu zaten. Fiziksel anlamda bir iş yapmıyor diyordu. Doğru bir ifadeydi. İkinci öncülümüz de diyor ki bunun uydunun diyor açısal momentumu sabittir diyor. Açısal momentum MVR, pardon, MVR desek. Şimdi kütle zaten değişmiyor. Hız büyüklüğü değişmiyor. Yarıçap değişmediği için açısal momentum nedir? Sabittir. İkinci ifademiz de doğrudur. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Bu uyduyu etkeden kuvvet sadece kütle çekim kuvveti, merkezcil kuvveti görevi gördüğü için bir tork etkisi yok. Dönme noktasından geçtiğinden dolayı tork etki etmediği için de açısal momentum ne yapmıyor zaten? Değişmiyor. Üçüncüsü ise bu cisim uyduyu etkeden net kuvvet sıfırdır diyordu. Arkadaşlar bu uyduyu etkeden zaten bir kütle çekim kuvveti olduğunu, yani bunun merkezcil kuvvet görevi gördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla etkeden net kuvvet sıfırdır diyemeyiz. Yani cevabımız 1 ve 2 olacaktır. 10. sorumuz bir radyoaktivite sorusuydu. İşte uranyum 235 çekirdeğini işte bir tane nötronla bombardıman ettiğimiz zaman bu ne yapıyordu? 2 tane KL diye parçalara ayrılıyordu. Ve ortaya birkaç tane daha nötronun çıktığını soru kökü bize anlatıyordu. İşte bu ortaya çıkan KL parçacıklar, yani ürün çekirdekleri ile uranyum çekirdeğinin işte birinci öncülde diyordu ki hangileri eşit olur? Birinci öncülde atom numaralarının toplamı. Atom no toplamı. İkinci de kütle numaraları toplamı. Kütle numaraları toplamı. Üçüncü de nötron sayılarının toplamı diyordu. Nötron sayılarının toplamı. Yani bu ürün çekirdeği olan K ve L'nin atom numaralarının toplamı işte uranyum çekirdeğinin atom numarasına eşit mi? Kütle numaralarının toplamı uranyum çekirdeğinin kütle numarasına eşit mi? Nötron sayılarının toplamı K ve L'nin uranyumun nötron sayısına eşit mi diyor. Zaten soru kökünü okursanız orada arkadaşlar ne diyordu? Ortaya diyor 2 tane KL ürün çekirdeği ve birkaç tane de nötron çıkar diyordu. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne olacaktır? Bu uranyum çekirdeğinin nötron sayısı K ve L'nin nötron sayılarıyla ortaya çıkan nötron sayılarının toplamına eşittir. Dolayısıyla sen K ve L'nin nötron sayılarının toplamı uranyum nötron sayısına eşit olamaz. Dolayısıyla atom numarası, yani proton çıkmadığı için, hani bu tepkimede proton sayısı değiş, atom numarası dediğimiz zaten proton sayısı oluyor. Proton sayısı değişmediği için evet K ve L'nin proton sayıları toplamı uranyumun proton sayısına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Kütle numarası da zaten proton sayısı ile nötron sayılarının toplamı arkadaşlar. Proton sayısında değişiklik yok, ama nötron sayılarının toplamı K ve L'nin uranyuma eşit değil. Çünkü ortaya çıkan bir de nötronlar var, birkaç tane nötron olduğu için. Dolayısıyla bunlar da eşit olmayacaktır. K ve L'nin kütle numaranın toplamı uranyum kütle numarasına eşit olmayacak. Cevabımız yalnız 1 olacaktı. 11. sorumuz arkadaşlar fotoelektrik sorusuydu. İşte bir deney yapıyor. Bu deneyde işte bir metale gönderdiği ışığı frekansını değiştirerek o metalden kopan elektron kinetik enerjisinin frekansa bağlı değişim grafiğini çiziyordu. Ve amacı neydi? Amacı o metalin eşik enerjisini, iyonlaşma enerjisini, bağlanma enerjisini bulmaktı. İşte bunu bulmak için diyor hiçbir sabit değeri bilmemize gerek kalmadan diyor bu K, L, M, N noktaları vermişti. Bu grafikte K, L, M, N'den hangi değerleri bilirsem diyordu ben bu metalin iyonlaşma enerjisini, eşik enerjisini, bağlanma enerjisini bulabilirim diye soruyordu arkadaşlar. Zaten bu grafiği hatırlarsanız arkadaşlar şuradaki enerji ne oluyordu? Metalin bağlanma enerjisini veriyordu. Zaten amacımız bağlanma enerjisini bulmak olduğu için sadece L değerini bilirsek biz zaten o bağlanma enerjisini ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız arkadaşlar.
12. sorumuz arkadaşlar bir süper iletkenlik sorusuydu. İşte bir madde vermiş, L maddesi vermiş. Onun sıcaklığa bağlı direnç grafiğini çizmiş. Yani diyor ki sıcaklık düştüğü direnç değeri azalır azalır azalır. Bir kritik sıcaklık değerine geldiği anda, o kritik sıcaklığın altına düştüğü anda o direnç ne yapar? Sıfıra iner. Süper iletkenliği tanımlıyor. İşte bu L maddesiyle kurduğu bir tane devre var. Şöyle bir leostamız var. Şurası bir, şurası iki ucu. Şuraya bir lamba bağlamış. Şurada da bir üreticimiz var. Bu lambanın parlaklığını soruyor. Birinci öncülde şunu diyordu. Kritik sıcaklığın üstünde diyor. Yani kritik sıcaklığın üstündeyken normal dirençli görevi görürken diyor. Reosta sürgüsünü ben bir yönünden iki yönüne doğru hareket ettirirsem lambanın parlaklığı artar diyordu. Doğru bir ifadeydi arkadaşlar. Sonuçta kritik sıcaklığın üzerindeyken normal direnç görevi gördüğü için sen sürgüyü bu yöne hareket ettirirsen direnç miktarını ne yapacağız? Boyu kısalttığımız için direnci azaltacağız. Direnç azaldığı için de ne yapacak? Akım artacak, lamba parlaklığı artacak. Doğru bir ifadeydi. İkinci de şunu diyordu. Kritik sıcaklığın üstündeyken, yani şuradayken normal bir dirençleri görürken, lambanın yanması için diyor, bu üretici gerek yoktur diyor. Hayır, normalde kritik sıcaklığın üzerinde bir dirençli görevi gördüğü için, o lambanın yanması için devreden akım geçmesi için bir potansiyel farkı, yani bir üretici ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştı. Üçüncü öncülümüz de şunu diyordu. Kritik sıcaklığın altındayken, kritik sıcaklığın altına düştüğü anda artık ne yapıyor bu maddenin direnci? Sıfıra inmiş oluyor. Yani süper iletkenlik durumuna geçmiş oluyor. O zaman diyordu ki reostayı bir yönden iki yönden hareket ettirmem. Lambanın parlaklığını değiştirmez. Evet, artık kritik sıcaklığın altında olduğu için, süper iletken olduğu için buranın direnci sıfır. Dolayısıyla reostanın bir yönden iki yönde doğru kayması, yani buradaki boyunun kısalması direnci sıfır olduğu için bir etki yapmayacak. Dolayısıyla lambanın parlaklığı değişmeyecekti. Yani doğru bir ifade midir? Evet, doğru bir ifadedir arkadaşlar. 13. sorumuz arkadaşlar. Siz sarkaç sorusuydu. Metronom vardı müzik aletlerinin çalıştığı. Şurada sabit uç vardı. Şurada bir tane ağırlığımız vardı. İşte diyordu ki bu ağırlık şu sabit uca doğru yaklaşınca bu adam işte şu iki arasında harmonik hareket yapıyor. O hareketin periyodu azalıyor. Yani sana periyodun işte 2 pi kök L bölü G olduğunu biliyorsun zaten formül olarak. İşte ben bu ağırlığı buraya doğru getirirsem o L değerini kısaltmış oluyorum. L kısaldığı için de periyodun azaldığını söylüyordu. İşte burada belli noktalar vermişti. Şurası K noktasıydı. Şurası da L noktasıydı. İşte bu ağırlık K'dayken ki periyodun, o ağırlığı L'ye getirdiğim zamanki periyodun oranı soruyor. K'dayken o zaman boyu 1 birim alacağız. L'deyken boyu 3 birim alacağız. Dolayısıyla buradaki periyodu 2 pi kök L bölü G'deyken L'ye geldiği zaman 2 pi kök içinde 3 L bölü G olacak. Yani cevabımız 1 bölü kök 3 olacaktı arkadaşlar. 14. son sorumuzda arkadaşlar Doppler etkisiyle ses dalgalarında Doppler etkisiyle olan bir soruydu. İşte bir tane ambulans vardı. Bu ambulans sabit frekansta, hatta frekansı 1600 Hz olan bir tane işte sirenlerini çalarak ne yapıyordu? Hareket ediyordu. Burada 3 kişi vardı. İşte Asuman vardı. Asuman'a ne yapıyordu ambulans? Yaklaşıyordu. Şu Asuman olsun. Sonra Altay vardı. Altay'dan uzaklaşıyordu. Bir tane de Ahmet vardı. Ahmet'e göre de hareketsiz oluyordu. Yani Ahmet de ambulansın içinde gidiyordu. İşte Doppler etkisiyle arkadaşlar kaynak yaklaştıkça orada dalga boyu küçülecek. Diğer taraftaki dalga boyu büyüyeceği için sonuçta hız eşittir lambda çarpı f'den. Ortam değişmediği için hız değişmiyor ama Asuman'a yaklaştığı için orada dalga boyu küçüldüğü için Asuman frekansı ne yapacak? Asuman frekansı kaynağın frekansından daha yüksek algılayacak. Asuman'ın duyduğu frekans kaynağın frekansından daha yüksek olacak. Ahmet kaynakla beraber hareket ettiği için, yani kaynağa göre hareketsiz olduğu için Ahmet kaynak frekansıyla aynı algılayacak. Burada Altay'dan uzaklaştığı için o dalga boyunu daha büyük algılayacak. Dalga boyu büyük olduğu için de frekansı ne yapacak? Daha küçük algılayacaktı. İşte buna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. Şıklarda bir tanesinde şu vardı arkadaşlar. Asuman'ın algıladığı sesin frekansı 1700 Hz olur diyordu. Zaten buradaki Asuman ne yapacak? Kaynağın frekansı daha yüksek algılayacağı için doğru cevabımız bu olacaktı. Evet arkadaşlar, fizik soruları bu kadardı. Yani çok zor değildi, standarttı bana göre sorular. Yani oradaki fende fiziğin eleyici olduğunu düşünmüyorum. Matematik bir tık daha zor gibime geldi ama ben tam olarak bilmediğim için kesin bir şey diyemeyeceğim. Ama umarım herkesin emeği boşa gitmemiştir, çalıştığınıza değmiştir. İyi tatiller diliyorum, geçmiş olsun arkadaşlar.